Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimnâ mâ yenfa'unâ ve zidnâ ilmen ve fehmen ve ihlasen fid din. Amin. Ya Rabbi Biz arkadaşlar daha önceki dersimizde isnadı görmüştük. İsnadın hakiki veya mecazi olduğundan bahsetmiştik. Hakiki isnad bir fiilin veya fiil manasında olanın ki bununla ismi fail ismi mefuz sıfatı müşebbet zarf bunu kastediyoruz. Gerçek failine izafe edilmesidir. Mesela işçiler camiyi yaptı. Gerçekten işçiler camiyi yapmıştır. Değil mi? Bunu bu isnat bu hakikidir. Şöyle desek peki diyelim ki bunu Diyanet İşler Başkanlığı yaptırıyor camiyi biz de diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanı bu camiyi yaptırdı. Diyanet İşleri Başkanı bu camiyi yaptı dedik. Diyanet İşleri Başkanı mı yaptı o camiyi? Hayır. O yapmadı. Değil mi? O ne yaptı? Onun yapılmasına sebep oldu. Dolayısıyla da o fiil, yapma fiili e, Diyanet İşleri Başkanı'na izafe edildi. Buradaki isnat nedir arkadaşlar? Mecazi bir isnattır. Hakiki bir isnat değildir. Çünkü gerçek yapılan yapan kişiye izafe edilmemiştir. Burada Kazvini fiilin fiille, zaman, mekan, mastar arasındaki ilişkiye, faille, mef'ulle zaman arasında ilişkiye dikkat çekip dedi ki bir fiil bir de eylem varsa bunun hem faille bir ilişkisi olur çünkü onu yapan kişidir hem mef'ulle ilişkisi olur hem zamanla hem mekanla hani yula bi vel mef'ule diye devam etti ya ilişkisi olur dolayısıyla onlara da izafe edilebilir dedi gerçek faili dışında. Yani aslında fail o değildir fakat onlara izafe edilebilir bir alakadan dolayı. Mesela biraz önceki örnekte alakamız bizim neydi ikisi arasında? İşleri Başkanı'nın o caminin yapılmasına aracı olması, sebep olmasından dolayı biz cami yapmak fiilini başkana izafe ettik. Halbuki o yapmadı, kim yaptı? İşçiler yaptı. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Bu lugavi mecaz değildir. Yani evet, örneğimize dönelim. Diyanetler başkanı bu camiyi yaptı. Burada arkadaşlar Diyanet başkanı dediğimizde bir mecaz yok. Cami dediğimizde de mecaz yok. Yaptı dediğimizde de yok, değil mi? İnşa etti, bina etti. Fakat buradaki mecaz isnatta. Yani başkan ile bu cami yapma eylemi arasındaki isnatta aslında taraflar arasında yani fiil ile yapılan eylem arasında ilişkide bir mecaz var. Yoksa o taraflar arasında bir mecaz yok. Taraflar arasında mecaz olsaydı buna ne derdik? Luavi mecaz derdik. Dolayısıyla bizim konumuz şu anda isnatla ilgili olan mecaz, akli mecaz değil mi? Bunu bahsetmiştim. Hatta geçen derste dedik ki arkadaşlar normalde pedagojik açıdan ilk önce mecazın ne olduğunu bilmeniz lazım. İşte bunun ikiye ayrıldığını lugavi akli olarak bunları öğrendikten sonra sekakinin falan itirazlarını bilmeniz lazım. Fakat buna dikkat edilmeden biz hemen meani ilminden başladık hop beyanın konusuna geldik. Zaten ileride de diyecek ki Sekaki'nin itirazından bahsederken ileride bu konuyu açıklayacağız diyecek. İstiyare bil kinayeden bahsederken. Niye bunu demek zorunda kalıyor? Çünkü bunu işlememiş. Bu neyin konusu? Beyan ilminin konusu. Meani ilminin konusu değil. Çünkü meani ilmi neydi arkadaşlar? konuştuğunuz cümlenin muktezai hale uygun olup olmamasının araştırıldığı disiplin ilimdi. Beyan ilmi ise sizin duygu ve düşüncelerinizi ifade ederken bunu nasıl farklı yollarla ifade edersiniz? Bunun araştırıldığı ilimdi. Mecaz arkadaşlar farklı yollarla ifadenin olduğu bir kısım. Bunun duavi olması ile olması arasında bir fark yok. Geçen dersimizde bunları işlemiştik. Mesela en beter el bakla değil mi? Mesela işte bitkiyi e, ilkbahar yetiştirdi. Adam ateist. Gerçekten Allah'ın varlığını inanmıyor. Burada arkadaşlar bu cümlede o imbat yetiştirme fiilinin sebzeye o yeşille isnat edilmesi bu kişicin hakikattir. Çünkü böyle oluyor. Vakaya mutabık önemli değil. Ama ben söylersem bir muahit, bir Müslüman söylerse hayır. Burada kastedilen nedir? E, akli mecazdır, Allah kastedilmiştir diyeceksiniz. Buradaki arkadaşlar önemli olan durum mütekellimdir, muhatap değildir. Konuşan kişinin inancı önemlidir. Yani duygu ve düşünceyi ifade eden mütekellim hani duyan da muhatap ya. Bir şeyin mecaz veya hakikat olması da mütekellimle ilgilidir. Biz mütekellimin niyetini anlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden mütekellim kafir. Enbetel Rabiüel Bakle dediğinde bu e, cümlede mecaz var mıdır? Hayır yoktur. Çünkü zaten adam böyle inanıyor. Ama o cümleyi bir Müslüman söylerse o cümlede ne vardır? Mecaz vardır. Arkadaşlar. Mesela yetiş ya Gavs diyorlar. Ya Abdülkadir Geylani yetiş, değil mi? Tam bu konuyla ilgili oldu. Bunu Müslüman olmayan birisi söylerse ne olur? Yani Allah yetişir. Allah senin problemini çözer. Vefat etmiş bir zat, Abdülkadir Geylani sana ulaşabilir mi? Ulaşamaz çünkü vefat etmiş. Allah izin verirse onun yardım eder. Bu fiili gerçekten Allah'ın yaptığını düşünüyorsa, Müslümansa burada kastedilen nedir arkadaşlar? Mecazdır. Ama adam kafir, inanmıyor. Burada kastettiği şey nedir o zaman? Hakiki anlamıdır. Şimdi mesela bununla ilgili işte dok 90'lı yıllarda falan bayağı böyle birbirlerini tekfir ediyorlardı. Şimdi var mı bilmiyorum öyle selefi gruplar da. İşte sen bunu dedin kafir oldun. Ya tam, tam kafir oldu diyorsun da aslında o kafir eden bir söz değil. Orada ne var o sözde? Mecaz var. Yani yetiş Abdülkadir Geylan derken aslında adam orada ne yapıyor? Akli bir mecazı kullanıyor. Aslında kastettiği gerçek fail kim? Allah Azze ve Celle. Yoksa Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gelip yardım etmesini kastetmiyor. Belki adama sorsan da desen ki ya sen burada neyi kastediyorsun? İşte Abdülkadir Geylani'nin gerçekten gelmesini mi kastediyorsun desen yok der ya öyle şey mi Allah onun vesilesiyle Allah yardımcı oluyor falan der değil mi? Yani böyle tekfire ispet etmek de problemli bir yaklaşım. Bu arada aklıma geldi. Konu dışı bağlam dışı ama mesela fıkıh kitaplarımız dipnavdinde de böyle geçiyor. Bir insanın bir sözü arkadaşlar bir söz söylese bu sözün de yüz muhtemel anlamı olsa yüz farklı manaya muhtemel olsa bu farklı manalardan 99'u bu kişiyi kafir etse birisi kafir etmese ve o bir görüş zorlama olsa tekellüf olsa zorlayarak olsa kadı bununla hüküm verir diyor arkadaşlar. Yani bir insana kafir demek çok 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 zor bir şey İslam hukukunda. Buna da dikkat çekmiş olalım konumuzla ilgili olduğu için değil mi? Konuyu ama anladık. Geçen sefer bunu geçen hafta bunları işlemiştik. Akli mecaz ve hakiki is, hakiki isnat ve mecazi isnadın ne olduğunu işlemiştik. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir konuya başlayacağız. Aksamul mecaz el akli. Akli mecazın kısımları. Şimdi wa aksamuhu bunun kısımları dörttür. Yani akli mecazın kısımları dörttür. Lianne tarafeyhi. Çünkü bunun iki tarafı. İki taraf dediğini arkadaşlar. Müsnet ve müsnevli. Müsnevli dediğimiz neydi bizim müptedamız, failimiz. Müsnet dediğimiz de genelde neydi? Fiilimiz, işte haberimiz. İmme hakikaten ya hakiki anlamdadır. Yani burada bakın lugavi hakikati kastediyor. Çünkü iki tarafı diyoruz ya. Müsnet müsned değil. Burada kastedilen nedir? Luavi hakikattir. İsnattaki hakikat o ayrı zaten. Şu anda biz taraflarından bahsediyoruz. Luavi mecaz olmasından yani. Nahu embete rabiyu el Şimdi bu cümlede arkadaşlar embete fiili yetiştirmek fiili değil mi? Rabi ilk bahar el bakle işte bu sebze. Bunlar arkadaşlar hepsi hakiki mi? Yani hepsi hakiki. Burada bir mecaz var mı? Yok. Ev mecazen veya nedir arkadaşlar? İki tarafı mecazdır. Ahyel arda yeryüzünü ihya et diye şartlı Şebabuz zaman zamanın gençliği. Burada da arkadaşlar normalde ahya diriltmek, hayat vermek değil mi? Burada yeryüzünü yeşertmek anlamında kullanılmış burası mecaz. bu zaman dediği zamanın gençliği. Burada da gerçek anlamda değil, değil mi? O yapmıyor. Bu da nedir? Mecaz. Bakın bu aksamuhu dediği şey mecaz aklinin tarafları. Yani şu embetar rabiu el bakle bizim o zaman bu cümleyi söyleyenin arkadaşları ne olması lazım? Müslüman olması lazım, değil mi? Çünkü mecaz olabilmesi için e kafir olsa zaten mecaz olur. Onun için ne oluyor? hakikat oluyor. Bizim şeyimize dahil olmuyor o zaman. Konumuza dahil olmuyor. Konumuza dahil olabilmesi için mecaz olması lazım. Ev muhtelifen veyahut da farklıdır. Yani müsnedün veya müsnetten birisi mecazdır. Diğer hakikattir. En betel bakle şebe bu zaman. Bak burada da en normal hakikat anlamında. El bakle hakikat anlamında. Ama şebe bu zaman hakikat anlamında değildir arkadaşlar. Mecazdır. Çünkü o yetiştirmiyor. Bu ahyal e, dördüncüsüne ahyal arda arrabi. Burada da arkadaşlar ahya ihya etmek gerçek anlamında değil. E, çünkü hayat vermek anlamında değil. Yeşertmek anlamında. Yeryüzünü yeşertti. Yani yeryüzünü ihya etti ne demek? Yeryüzünü yeşertti Buradaki ahya yeşertti anlamında. Mecaz art zaten. E, ar Bunlar da zaten ne arkadaşlar? Bizim e, hakiki anlamdaki şeyimiz. El ve fil Kur'an kesirun. Bu bu dediği şey mecazı akli. Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Yani ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zadethum imana. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda zadethum <laughs> imanen onların imanını ne yapar? Arttırır. Kuale rabbim yeteği onlar Rablerine terk eder. Şimdi vezetul aleyhim ayatuhu onlara ayetleri okunduğunda zedetu imanı imanlarını ne yapar artırır. Şimdi burada imanı artıran ayetlerin okunması mı Allah mı? Allah. Şimdi zedetum burada zedetkum ayetleri isnat edildi değil mi? Evet. Zedetin faili ne oldu? Ayet evet. oldu. Halbuki ayetler değil Allah Azze ve Celle. Burada da isnatta ne oldu arkadaşlar? Mecaz gerçekleşti. Yüze bühebi neuhum. Bak bu da diğer ayet. Firavundan bahsediyor değil mi? Yüze bühebi neuhum çocuklarını öldürüyor. Kesiyor değil mi? Burada bu ölüm kıtal işini yapan Firavun mu? Hayır. Firavunun ordusu. Yani Firavun buna ne yapıyor sadece? Sebep oluyor. Yüze bühebi neuhum. Firavun'un isnat ediliyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Mecaz oluyor ama isnattan mecaz. Allah izin vermesi sebebiyle biz Allah'a fiilleri, kötü fiiller Allah'a isnat etmiyoruz. Ama izin vermesi sebebiyle yine bizatihi Allah. يَنْزُّ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا Bu da şey Adem ve Havva'dan bahseden ayet. Yani onlardan elbiselerini çıkardı. Yani iblis Adem ve Havva'dan ne yaptı? Elbiselerini çıkardı. E burada arkadaşlar yani aslında çıkaran Allah Azze ve Celle'dir. O şeytan buna ne olmuştur? İblis sebep olmuştur. Çünkü ona e işte elmayı değil mi? Ağaçtan yemişler. E bu da onlar işte vesvese vermiş şeytan. Dolayısıyla şeytani izaf edildi. Fiil. Yevmen diğer ayet. Yevmen yec'alü Yani öyle bir gün ki o çocuklar ne yapar? Yaşlı yapar. Saçlarını ne yapar? artan bir gün. Şimdi arkadaşlar burada çocuklar bild Vildan ya yani Veledun'un çoğulu öyle bir gün ki arkadaşlar düşünün çok sıkıntıdan, hüzünden ne yapıyor? Ee, insanlar i̇nsanların saçları beyazlıyor, yaşlanıyorlar değil mi? Şimdi bu aslında o gün mü? Bunu yapan? Hayır gün değil. Günün bir etkisi yok, bir gücü yok. Bunu yapan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ama farklı bir şey izaf edilmiş. Vakracetil ardu eskalehe. Yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı zaman değil mi? Çıkardı. Çıkardığı zaman başında atıf öyle. Vahricilar du Yani bu yeryüzü aslında çıkarmıyor. Değil mi? Yeryüzünün bir bilinci var mı? Bir şey iradesi var mı? Yok. Yani o içindekiler ne yapıyor? işte i̇şte hazineleri, defineleri ne varsa çıkarıyor. Aslında bu çıkartma işini yapan Allah Azze ve Celle'dir. Fakat neyiz İsnad edilmiş fiil, şeye arzaya düzme. Şimdi bunun arkadaşlar sebebi ne? Çünkü bir cümlede mecaz kullanmak daha sanatsaldır. Ya yani bir şeyi doğrudan söylemek vardır, bir de sanatsal olarak ifade etmek vardır. Siz mecaz kullandığınızda, teşbih kullandığınızda, istiare kullandığınızda sanatsal bir kullanım ortaya koymuş oluyorsunuz ve gözünüzde daha fazla canlandırıyor değil mi? Mesela ardu ezkaleha yeryüzü içindeki artlara çıkardığı zaman dediğimde böyle zihninizde bir tablo oluşuyor değil mi? Ama Allah dediğim zaman o tablo oluşmuyor. Yani işin böyle sanatla ilgili tarafları da var. Ve gayru muhtassin bil haber bu da aynı zamanda habere has değildir. Bu ve huve üzerine natf. fil Kur'an kesirun diyordu ya konumuzun başında bu Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Ve gayru muhtasın bil haber. Ve haber cümlesine de has değildir. Yani inşa cümlelerinde de gerçekleşir. Bir hani haber ve inşa mı yapmıştık haber neydi? Sıdık ve kizbe muhtemel ise haberdir. Sıdık ve kizbe muhtemel değilse kiziptir. İşte vaka ile ilgili tanım da vardı. Belliyeci fil inşa. İnşa cümlelerde de olur diyor yani. Mesela ya hemen ni li sarha değil mi? Ey Haman bana böyle bir saray yap. Şimdi burada bunu yapan Haman mı? Ya yani o diyelim yaptırılacak binayı, sarayı neyse yapan Haman mı? Yok. Yok işçiler. Bakın emir cümlesi değil mi? Bina et, yap, inşa et. Emir cümlesi zaten inşai bir cümle. Ve yine burada arkadaşlar isnatta mecaz gerçekleşiyor mu? Evet gerçekleşiyor. Bakın ya zaten nida harfi. Haman bizim bildiğimiz hakiki anlamda kişinin adı mecaz değil. İşte ni bina etmek anlamında değil mi? Sarha'da işte saray, bina. Burada hepsi hakiki anlamında. Yani lugavi olarak burada bir mecaz var mı yok. Ama ben bu kelimeleri bir araya getirirsem, müsnedi müsnedi bir araya getirirsem isnatta ne oluyor? Sebebiyetten dolayı Arada bir neden olduğundan dolayı mecaz meydana geliyor. Ve bu mecazın meydana gelmesi sadece haberi cümlelerde değil, inşa cümlelerde de gerçekleşiyor. Ya Hemenu'l-Nili <Sessizlik> sarha ayeti de buna örnek. Şimdi arkadaşlar karine meselesine geldi. Şimdi biz hakikat ve mecaz meselesinde bizim için belirleyici olan karinedir. Şimdi bir cümlede eğer karine yoksa, bir ifadede karine yoksa, karine alamet demek, işaret demek. Bir alamet, bir işaret yoksa biz bu cümlenin mecaz olduğunu söyleyemeyiz. Niye mecaz olduğunu söyleyemeyiz? O zaman hiçbir kart mütekellimin, konuşan kişinin veya yazarın hiçbir ifade yeteneği kalmaz. Hepsi tamamen yorumcuya, okuyucuya ait olur. Düşünün aslında... Tavuk geldi diyorum veya tavuk sesi duydum. Ya bu gerçek tavuk olmayabilir. Bununla birini tavuğa benzetmiş olabilir. Korkaklıkta tavuğa benziyor, onun sesi geldi anlamı kastedilebilir. Değil mi? Tüm cümleler mecaza muhtemeldir. Bunu biz gerçekten tavuk geldi cümlesini böyle mi anlayacağız? Veya tavuk yumurtladı. Ya bunu da mecazi anlamda anlayabilirsin. Her şey mecazi anlamda anlayabilirsin. Arkadaşlar bunun önüne geçmek için bir karine olması gerektiğini söyledi alimler. Belahat alimleri. Çünkü o zaman yani mütekellimin muradı sapar. Ve her karine de olmaz. karine mani olması lazım. Yani sizin karinetun maniyatun anil hakika, hakikati engelleyen hakiki anlamı engelleyecek bir karineniz olması lazım. Bunun dışında bu cümlede mecaz var, bu cümlede efendim Akli mecaz var. Bu cümleyle farklı bir mana kastedilmiştir demeniz doğru değil. Bakın Kur'an-ı Kerim ayetlerini yorumlarken, hadisleri yorumlarken bu meseleyle çok karşılaşırsınız. Adam der ki efendim bu kelime şu anlama da gelir mecazen bu anlamda da kullanılır. Eyvallah mecazen o anlamda kullanılır mı? Kullanılır. Ama karine var mı? Onun o anlamda kullanıldığına, mecazen kullanıldığına dair elimizde bir karine var mı? Bu nokta önemli. Bu yüzden bakın Belaat kitaplarında da ne diyor? Bir karine gerekir. Evet. Ve bu budde min karinetin. Bak buna bir karine lazımdır. Mecaz bir isnatta mecaz bulunduğunu söylememiz için bir karine lazımdır. Bu karine lafzi olabilir. Bin karinetin lafziyetin lafzi yani telaffuz edilen bir karine olabilir. Kemal Marra mesela geride geçen örnekte gibi. Bu yerde geçen örnekteki hani böyle bir şiir vardı hatırladınız mı? Meyyeze anhu kunzu anan kunzu'in cezbul leyal yaptı'i ev esri'i değil mi? Böyle gecelerin gelip geçmesi insanlar artık saçlarını böyle birbirinden ayırdı falan. Bu cümledeki mecazun nereden biliyoruz mecaz olduğunu? Arkasından şu sözüne ef sözde efna hukilullahu Yani Allah'ın güneşe doğu dediğinden doğu diyor ya. Bu cümleden ne anlıyoruz? Demek ki öncesi mecaz niye adam Allah'a inanıyor ve Allah'ın güneşe doğ ey güneş demesinden dolayı güneşin doğduğunu biliyor. Demek ki biz cezbü leyali kelimesinin hakikat değil mecaz olduğunu anlıyoruz. Bak lafzi karine dediğimiz bu. Yani aynı bağlamda, aynı cümlede, aynı siyakta, aynı anlatımda geçen bir karine ev maneviyetin veya karine lafzi olur ya da manevi olur. Yani mana ile ilgili olur. Anlamla, akılla siz hemen bunu anlarsınız. Kesli halet kıyamil müsnedi bil mesela müsnedin zikredilen şeyle kaim olmasının mümkün olmaması gibi aklen. Aklen mesela bunun bunu yapan kişinin o olmadığını biliyorsunuz. İlla lafzi bir karineye gerek var mı? Yok unutmayın akıl lafızdan daha öncelikli bir karinedir akli bir karine varsa bu lafzi karineden daha kuvvetlidir. Kekavulik mesela sen sözün gibi mehabbetüke caet bi ileyke senin sevgin senin muhabbetin caet bi ileyke beni sana getirdi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi beni sana getiren muhabbetin mi? Muhabbet benim elimden tuttu da sana mı getirdi? Sana olan sevgim yok yani. Bunu gerçekten getirme fiilini muhabbet yapabilir mi? Ya yapamaz. Aklen bu mümkün değil. Çünkü onun bir varlığı yok. Gerçek dünyada sevginin bir varlığı var mı? Seni alıp götürecek. Yani sebep oldu. Değil mi? Ev adeten ya da adeten. Yani aklen mümkündür. Ama adeten mümkün değildir. Yani akıl bunun gerçekleşebileceğini söyler. Ama adet, gerçek yaşam bunun olmadığını söyler. Ne gibi? Ya i̇şte emir, padişah neyse orduyu yendi. Evet bir orduyu bir padişah yenebilir mi? Cüneyt Arkın filmlerinde falan oluyor ya. ya yeniyor işte bazen. Ama bu aklen muhal değil yani. İnanabiliyoruz. Çok zor olsa da işte olabilir diyoruz. Ama adeten gerçek mi arkadaşlar? Gerçek değil. Bak adeten gerçek olmaması da bizim karinemiz midir? Karinemizdir bak. Bu da önemli. Ya bu söylediğimiz mesela aklen mümkün diyebilirsin ama hayır adet de önemli. Adeten mümkün olmaması da onun mecaza yormamızın sebepleri arasındadır. Bak manevi olan karineyi biz ikiye ayırdık. Aklen adeten zaten aklen mümkün değilse mümkün değildir der direkt mecaza hamlederiz. Bir de adeten mümkünlük meselesi var. Bir şey adeten mümkün değilse de ne değil mecaza hamlederiz. Mesela şöyle bir rivayet olsa Fö, e, fülanca bin yıl yaşadı. Şeyde mesela Aleyhisselatü Vesselam zamanında ömrün uzun olduğu eski zamanlar falan onlar değil de mesela işte Hazreti Peygamber zamanında falan 500 yıl yaşadı. Arkadaşlar bunu mecaza hamle edebilir miyiz? Edebiliriz. Ya aklen mümkün değil mi 500 yıl yaşamak? Mümkün. Ama adeten mümkün değil. Adeten mümkün mü 500 yıl yaşamak? O zaman deriz ya bu 500 yıl yaşamakla uzun süre yaşamayı kastetmiştir. Değil mi? Deriz. Ha bunda bir lafzi karine var mı bu cümlede? Mesela A şahsı 500 yıl yaşadı. Bu cümlede bizim mecaz yapmamızı sağlayacak bir karine var mı? Lafzi bir karine yok. Akli bir karine var. Pardon manevi bir karine var. Ve bu manevi karine de akli değil adet. Adetle ilgili bir karine. Adetle ilgili olması da bizim mecazen kullanmamıza sebep midir? Evet, sebeptir. Mecaz olarak anlayabiliriz. Evet. Mesela <laughs> suduri anil muahidi mesela muahid birisinden Müslüman birisinden sadır olması gibi değil mi maneviye? Yani ev manevi lafziyetine ev maneviyetin dedik ya. Lafziyada ya manevi bir karine. Ne gibi? Mesela sudur yani anil muahidin değil mi? Mesela muah, Müslüman birisinden şu sözün sadır olması fiimizli eşya sagira. İşte mesela ee, çocuğu yaşlandırdı. Ne mesela i̇şte, gecelerin geçmesi, tekrar etmesi işte çocuğu yaşlandırdı. Burada çocuğu yaşlandıran geceler mi? Hayır. Allah Azze ve Celle. Fakat bunun bir Müslümandan sadır olması. Bak lafzi bir karine yok. Biraz öncekinde lafzi karine var. Doğru söylediğim şiirde var ya. Efnehu qilullahu lişşemsi li tulu'i yani Allah'ın güneşe doğu demesi bu bizim o kişinin Müslüman olduğumuza zahir neydi? Karinemizdi. O lafzi bir karineydi çünkü şiirin devamında geliyordu. Ama şiir yok, bir bağlam yok. Adam diyor ki eşabe sâgirerü'l leali. Sen biliyorsun ki o adam Müslüman. Müslüman adamdan bu sadır olmuşsa o zaman burada ne var? Mecaz var diyoruz. Şimdi <laughs> arkadaşlar biz önce biz derken Mutezilemezse bir de ehli i Sünnetle İlk önce belli inançlara sahibiz. O inançlar çerçevesinde ayetleri yorumluyoruz. Bunu Fahrettin Razi çok açık bir şekilde tefsirinde söylüyor. Yani mesela müteşabih veya muhkem. Şimdi biz müteşabih ve muhkem belirlerken ne diyoruz? İşte şu ayet muhkemdir, şu ayet müteşabihtir. Mesela Yedullah Allah'ın eli. Şimdi bu muhkem mi müteşabih mi? Muhkem olursa mecaza muhtemel olmaz. Müteşabih olursa mecaza muhtemel olur. Allah'ın yüzü. Yedullah. Allah'ın elveçullah. Allah'ın yüzü. Bu müteşabih diyoruz. E muhkem ne? Leyse Allah'ın benzeri yoktur. Bu da muhkem diyoruz. Dolayısıyla müteşabihi ne yapıyoruz? Tevil ediyoruz. Değil mi? Arkadaşlar bir müşebbihe mezhebi mensubu. Yani Allah'ın yaratılmışlara benzediğini söyleyen bir kişi bunun tam tersini inanıyor. O diyor ki muhkem olan veçullahtır Müteşabih olan neyse kemislihi mislihi şeyundur. Dolayısıyla leyse mislihi şeyunu tevil ediyor. Veçullah hakiki anlamı diyor. Burada neyi anlıyoruz? Biz inançlarımız çerçevesinde ayetleri ve hadisleri yorumluyoruz. Bu yüzden de inancımızın Ali seyyidütül ve sahabeden gelmesi önemli. Sonradan çıkmaması önemli. Çünkü o özden gelen şey bize hakikat olduğunu söylüyor. Hani biraz önce söyledim ya mütekellimin muradına göre biz mecaz veya hakikat belirleriz. Adam Müslümansa ayrı deriz hakikattir işte mecazdır kafir ayrı deriz değil mi? Bunun bize ulaştıran Aleyhisselatü Vesselam'dan bize din gelmişse ulaştıran nedir? Sahabidir. İşte sahabe ve peygamber yolu doğru yoldur. Bu yüzden menahdesi fiyamnine hazem meleyse minu fehuve reddun. Hazreti Ayşe hadisi yani. Bu ihdas etmek sadece fiili şeylerde değil, inançla ilgili meselelerde de böyle. Bu arada kelam disipliniyle, kelam ilmiyle belahat arasındaki ilişkiye dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani bu disiplinler birbirinden bağımsız değil. Hatta ben giriş dersinde bahsetmiştim galiba kelamla belahat ilişkisinden. Belahat arkadaşlar çok sonraları kurulan bir ilim. Yani işte Abdülkahir Cürcay'la falan sistematik olarak kurulmasından bahsediyorum. Kelam ilk dönemlerde var ya mesela kaderiye çıkmamış mı? Hemen daha ilk dönemler ya. Allah ibn Ömer ulaşıyor. Kaderiye olan birini. Fenni diyor. Onlar, ben onlardan uzam, onlar da benden uzak diyor. Bak tartışmalar, kelam tartışmaları daha ilk dönemlerde başlıyor. Kelam kitapları daha ilk dönemlerde var. E, akide Ak ile ilgili kitaplar. Ama belaat öyle değil. Sonraki dönemlerde. Ama biz o kelam kitaplarında, akide kitaplarında mecazi görüyoruz arkadaşlar. İbni Kuteybe'nin müşkü tevil, hadis müşkü tevil, ben size ondan bölümler okumuştum değil mi? Cahiz var, belaatta var, cahizin belaat anlayışında var. Daha sonra bu disiplin haline geliyor. Ve bunu disiplin haline getiren kişiler genelde kelamcılar. Mesela bu Kazvini'nin değil mi? Bunun şerhinin kimin en çok kullandığımız noktası var. Mali Teftezani'nin e, Müftahülülüm, Kazvini'nin özetlediği kitap. E, adam Muhtezili. Öncesi kim? Abuk, e, şey, Cürcani Abdullah Cürcani. Kelamcı daha şey Zemahşeri, zemahşeri. Mutezili. Yani kelam belaat ne oluşu mu? Kelamdan bağımsız değildir. Bu yüzden kelam tartışmalara böyle aklınıza gelirse söylemeniz de hem zihnimizi açar hem de konunun daha güzel ilerlemesini sağlar. Evet. Devam ediyoruz. Ve marifetu hakikatihi onun hakikatinin bilinmesi, Konumuz mecaz akli. Bu arada konuyu dağıtmayalım. <laughs> Konumuz ne? Akli mecaz. Luavi mecaz değil. İmme zahiratun ya açıktır. Kema fi kavlihi teala ma rabihat ticaretuhum. Onların ticaretleri kar etmedi. Arkadaşlar burada mecazın, mecaz akliğinin bu ayette olduğu açık. Görüyorsunuz. Niye? İnsan mı kazanır ticaret mi? İnsan kazanır. İnsan kar eder değil mi? E bu açık yani ticaretin kar etmesinden bahsediyor. Yani aslında bu rabihat fiili, o rabiha fiili insanla ilgilidir. Ama burada kime izaf edilmiş? Ticareti izaf edilmiş değil mi? Çünkü arada bir sebebiyet var. Ticaret sebebiyle insan kar ediyor. İşte hani başında dedik ya fiilin lehumu la vesatun şedda onun farklı ilişkileri vardır. Mülabeset ettiği şeyler vardır. Hatta Şetter'in Şetitu'nun çoğulu olduğunu söylemiştik. Lehum gulubuhum şet ve tahsebuhum cemiyem ve gulubuhum şet ayetinde olduğu gibi. Ey fema rabihu fi ticaretim. Ha yani onlar fema rabihu. O adamlar ticaretlerinde kâr etmediler. Bakın burada failimiz aslında adamlardır. Ama kimi izaf edilmiş? Ticaret izaf edilmiş. Ha bu açık ya bunu biliyoruz. Çok düşünmeye gerek gerektirmeyen bir şey. Ve imma hafiyetun ya da mecaz akli gizli olur. Kema fi kavlike şu sözünde olduğu gibi serrat ni Seni görmek beni mutlu etti. Bu düşünüyorsun değil mi? Böyle çok açık değil. Bana seni görmek beni mutlu etti. Aslında burada yani serranillahu inde ruyetke seni gördüğümde Allah beni mutlu etti. Aslında bu yorum daha zorlayıcı gibi geliyor değil mi? Çünkü günlük hayatımızda biz bunu çok kullanıyoruz. Seni görünce mutlu oldum. Aslında seni görmek beni mutlu etmedi. Beni mutlu eden ne? Allah. E, Tabi arkadaşlar burada fiilleri kimin yarattığı meselesi muhtesel <laughs> ilgili meselenin aynısı yine burada karşımıza çıkıyor değil mi? Ve <laughs> ha Şu söz de böyle. Yani hafi olan sözden geükava çuhu husen izemezzi dehu nazara Yani sen ona nazarını bakışını artırdığında onun yüzü güzelliğini artırıyor arkadaşlar Sen ona baktığında diyor e, ne yapıyor Onun yüzündeki güzellik artıyor Artırıyor. Ey bu ne demek geziük Allahu hufive Allah onun yüzünde güzelliği artırıyor demek. Yoksa onun yüzü güzelliği artırıyor anlamında değil. Fakat buradaki arkadaşlar hafidir yani gizli. O feme rabi hat ticaratuhumdaki gibi açık değil diyor. Şimdi ve enkarahu sekkaki yeni bir konuya giriyoruz. Ve sekkaki bu durumu inkar et. Bu durumu derken şey mecaz şey mecaz akli inkar et. Şimdi yeni bir tartışma konusu başlıyor. Şimdi biz ne işledik? Mecaz akliyi işlemiştik. Mecaz aklinin Kur'an-ı Kerim'de çok olduğundan bahsetmiştik. İşte bunun iki tarafının olduğundan bahsetmiştik. İşte bu taraflar ya mecaz olur ikisi de ya hakikat olur ya da farklı olur. Yani müsnet mecazdır. Müsnet öyle hakikattir ya da müsnet öyle mecazdır. Müsnet hakikattir. Verba vaksa merbatun dedik. Bunlardan bahsettik. Şimdi arkadaşlar bu kadar anlattık anlattık. Ve enkarahu sekkaki. Sekkaki mecaz akli diye bir şeyi kabul etmiyor dedik. Bakalım ne olacak? İlâ ennemâ marra. Zâhiben ilâ marra. O geride geçen örnekler var ya arkadaşlar. İşte mesela ben el emiru el medinete. İşte padişah şehri inşa etti. Değil mi? Burada şehri inşa eden padişah değil. İşçiler fakat arada sebebiyet ilişkisi olduğundan biz şehrin inşası fiilini padişaha isnat edebiliyoruz. İşte bu, bu tür örnekler biz bunu akli mecaz demiştik. İstiharatun bilkinaye. İstihare-i mekniye dedi. İstihare-i bilkinaye dedi. Biz bu arada yine aynı konuya geleceğim. İstihare konusunu işlemedik. İstihare en konusu? Beyan ilminin konusu ve biz meaniyi işliyoruz. Bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz yani bu kitapta. Gerçekten kitapta böyle bir karışık bir durum var. Yani bir beyan ilmine gidiyorsun. Bir maniye geliyorsun. Zaten konuyu bilmeyen birine anlatıyorsun. Adam diyor istihareyle ne alakamız vardı? Biz nereden geldik? İstiareyi bilmiyor. Kitaplar arkadaşlar öğretmek için yazılmamış. Yani genellikle fikirsel mücadele ve bir şeyin daha ilk ortaya çıkması bunlarla ilgili. Zaten sonra kitaplara bakarsanız bazen... E, manil ilmi başta değil beyan ilmini başa koyuyorlar bazı kitaplarda da. Yani ille maninin başta olması da şart değil. Bu bunu niye anlatıyorum? Buna niye dikkat çekiyorum arkadaşlar? Okuduğunuz her şeyi böyle tabu haline getirmeyin. Yani bunu Teftezani de yapsa, Kazvini de yapsa doğru değilse doğru değildir. Daha güzelini sizin yapmanız lazım. Kümülatiflerliyor ya bilim. O yaptı, geldi, koydu. Sen daha güzelini yap. Yani hiçbiri sorgulanmaz değil. Ha zamanla kanunlaştırıyoruz. Sorgulanmaz hale getiriyoruz ama bunlar da doğru değil. Yani Allah'ın kitabı değil hiçbirisi. Peygamberin sünneti bile değil. Yani ki peygamberin sünnetini bile bazen yorumluyoruz değil mi? Mecaz var diyoruz. Konumuza dönersek işte demiş ki bunlar istiare-i mekniyedir, istiare bil kinaye demiş. Yani o zaman alennel murad örnek üzerinden anlatayım. Alennel murad bir Rabia bu Hani ilkbahar sebze yetiştirdi dedik ya o örneği düşüneceğiz. Buradaki ilkbaharla kastedilen aslında el failül hakiki, hakiki faildir. Ki hakiki failimiz nedir arkadaşlar? kadir Muhtar olan Allah Azze ve Celle. Yani unutmayın istiare de istiyare aslında bir teşbihtir. Benzetmedir. Dolayısıyla bir müşebbeh vardır. Bir de müşebbeh umbih vardır. İşte aslan gibi adam. Racul'un kel esedi. Değil mi? Racul bizim neyimizdir? müşebbehtir. kel es o eset müşebbehün bihimizdir. Kehfe edatı teşbihimizdir. Bir de ne vardır? Vech şebehimiz var. O da nedir? Fişe Genellikle de vech şebeh fiile kullanılır bu arada. Yani ne konuda aslan gibi cesaret konusunda. Şimdi burada da Rebi aslında fail hakiki olan, Rabbi ile maksat fail hakiki olan Allah'tır. Yani sanki ilkbahar yetiştirmekte Allah'a benzetiliyor değil mi? Onun olgunlandığı yeşilliğin ortaya çıkmasında. Bir karinet imbat ile Çünkü karinemiz ne arkadaşlar? Çünkü yetiştirme fiili ne yapılıyor? Fail hakikinin lazımlarından olan yetiştirme fiili. Yani Allah'ın fiilinin yetiştirme. Allah'ın yaratmasının bir böyle lazımıdır imbat değil mi? O neyi sınatılıyor? İleyhi Rebiya. Yani İlbahari'sine ad ediliyor. Buradan da Rebi ile kastedilen aslında nedir diyor. Aslında Allah'tır. Enbetel Rabiyu el-Bakle demek. embet el-Bakle demek. Rebi aslında orada kastedilen Rebi ile maksud Allah'tır. Yani mesela ben el Emiru el-Medinete bu cümlede emirle kastedilen aslında nedir? Ben El-Ummalu el-Medinete değil mi? İşçiler şehri inşa etti. Burada aradaki sebebiyet ilişkisinden dolayı diyor e, bu Rabbi'ye faili hakiki olan Allah'a benzetilmiş ve burada istiare bir kinaye olmuştur diyor. Yani i̇stiare-i olmuştur. İşte i̇stiare-i mekniye var bir de istiare tasrihiye var. Mesela ölüm pençelerini geçirdi. Bakın ölüm pençelerini geçirdi. Bu istiare-i mekniye değil mi? Ölüm burada ne yapılıyor? yırtıcı hayvana benzetiliyor ve o benzetilen yırtıcı hayvan cümleden çıkarılıyor. Ama o yırtıcı hayvanın özelliği olan pençelerini geçirmek lazımı. Bakın pençelerini geçirmek nedir? Onun ayrılmaz bir parçasıdır yırtıcı hayvanın. E, bu şekilde istiare mekniği oluyor. Elmeniyetu ölüm neşebet azvara he tırnaklarını geçirdi değil mi? Burada arkadaşlar aslında Kast edilen nedir? Yırtıcı hayvan gibi olan ölüm tırnaklarını geçirdi. İstiyareyi mekniye var. Yani burada tırnaklarını geçirmek eylemiyle aslında kast edilen nedir? E, yırtıcı hayvanın aslan kaplan neyse onun lazımı dolayısıyla da bu cümlede ne var? İstiyareyi mekniye var. Ve alâ ezel gayruhu diğer örneklerde de arkadaşlar kast edilen Budur. Yani mecazi fail hakiki faile benzetiliyor. Ya yani Embet el rabiel o Rabi' Allah'a benzediyor. benzetiliyor niye? O fiilde bir ortaklık, bir ilişki olduğundan sonra sonra faili mecazi zikrediliyor ve faili hakikinin lazımlarından bir şey de nispet ediliyor. Embet er-Rabi'el de nedir? Faili hakiki Allah'tır faili hakikinin lazımlarından birisi olan nedir? İnbat fiil yetiştirme fiili de cümlede kullanılıyor. Bu istiare-i mekniye diyor sekkaki. Tamam. Ha ama Abdülkahir el Cürcani, işte Teftezani, Kazvini bunu doğru kabul etmiyor ve bu konunun istiare-i mekniye değil, isnadı mecazi olduğunu söylüyor. Bakın burada şuna da dikkat edelim. Bu kitap aslında muhtasar özet bir kitap. Neyin özeti? Sekkaki'nin müftahul ulumunun özeti. Ama bakın öyle basit bir özet değil. Ne yaptı? Sekkaki'yi eleştirdi. Ve sekkaki diyerek bunun sekkaki'nin görüşünü tenkit etti. Doğrusunun böyle olmadığını söyledi. Ve fihi nazarun bu görüşte. Ha, bak zaten eleştiriyor kazvini. Ve fihi nazarun <laughs> sekkaki'nin bu görüşü tartışmalı. Yani doğru değil diyor. Yani görüşü neydi Sekaki'nin? Bak buna dikkat edelim. İstiyare-i mekniye var. İstiyare-i mekniye var ne demek? Aslında fail-i hakiki kastediliyor. Tamam mı? Faili mecazi onun yerine kullanılıyor diyor. İsnatla ilgili bir şey değil diyor. Yani o istezme yekun el muradu fi kavli taala fi şetin radiyetin sahibi. Çünkü diyor bu ayişetin e, radiyetin biz bunu daha önceki derslerde görmüştük. Bu cümlede mecaz var demiştik. Şimdi Sekkaki ne diyor? Mecaz yok diyor. Ne var diyor? İstiyare-i mekni, istiyare mekni asıl olan neydi arkadaşlar? Hakiki failin olması değil mi? Fi ayişetin kastedilen kast edilen sahibi ayişetin. Yani o hayatın sahibi. E sahibi ayişetin radiyetin diye bir, bir saçma bir cümle olur. Bu da olmaz diyor. Bak ha, لِأَنَّ الْمُرَادَ بِيَعِشَتِنْ صَاحِبَهَا O işetle kastedilen o hayatın sahibidir ki o zaman cümle ne olur? Sahibi, عِيشَتِنْ radiyetin. Cümle kurum açısından yanlış olur. Kemal bak bu konu bu itirazlar detaylı olarak ileride görecek diyor. Nerede göreceğiz? İşte istiyare konusunda bu konuyu ayrıntılı göreceğiz diyor. وَاَنَّا يَصِحَّ Bak şeye atıf bu da. Ve وَفِيهِ نَزَّرُونَ dedi. Lianneu yestelzim an yekunel murad. Şu gerekir. Ha ve en la yasihal <laughs> idafetu fi nahvi kavli neharuhu saimun. Neharuhu saimundaki izafetin sahih olmamasını gerekir. Neharu saimundaki izafet nerede? Nehar lehu da. Niye? Çünkü biz saimun dedik. Oruçlu. O ve e, saimundaki fa'i yani o ve neye raci? Nehara değil mi? E halbuki saim olan gündüz müdür? Kişi midir? Kişi. Ya e arkadaşlar neharla kastedilen kişi ise hu yani kişiden hu arkasından da hu geldi. Bak muzafla muzafunla aynı oldu. Muzafla muzafunla aynı olur mu? Olmaz. Hani nahivde okurken evet. muzafla muzafunla aynı olur mu? Evet. Elinin eli. Kapının kapısı. Duvarın duvarı böyle olur mu? Olmaz. Şimdi biz buradaki neharla da biz eğer gerçekten istiare-i mekniye yoluyla gerçek faili kastedersek e, arkasından da hu geldi. Bu izafetin sahih olmamasını gerektirir. Neden? Libutlan izafeti şey ila nefsihi. Çünkü bir şey kendine izafet edilmiş olur. Duvarın duvar olur. Anlamsal bir şey varsa bunu şeyde del e, İbn Akil falan Elfiye'de falan da görürsünüz. Çok nadiren kendi kendine izafet edilebilir. Mesela güneşin güneşi dedin. Normalde saçma gelir değil mi? Ama babasını güneşe benzetiyorsan, oğlunu da güneşe benzetiyorsan güneşin güneşi dersin. Ama normal şartlarda bu izafet gerçekleşir mi? şems Şems gibi. Hayır bu izafet sahih değildir. Ancak anlama vurgu yapan farklı bir durum olması hariç. Ve en la yakunel emru bil Bak ha, bak. Eh, hani a, a, ayette geçmişti ya. Ya hemen ubni sarha burada Haman emrediyor yap diye. E o zaman bakın Haman'la kastedilen ne, ne olacaktı? Ummal işçiler olacaktı. O zaman Haman emretmenin bir anlamı kalmaz ki. İşçiye emretmiş olacaksın. Halbuki oradaki kral kime emrediyor? Haman'a emrediyor. Sorumlu kim? Haman işçiler mi? İşçiler değil. Bak sorumlu kim? Haman ama Sekaki'nin dediği gibi olsaydı burada istiareyi bilmek niye var? Efendim burada Haman'la kastedilen ummaldır aradaki sebebiyet ilişkisinden dolayı deseydik o zaman Haman'ın sorumlu olmaması lazımdı. Niye? Çünkü istiareyi bilmek niye? bilmek niye ile kastedilen faili hakikidir diyecektik. Ama olur mu? Sorumlu kim? Haman. işçiler değil. Yani o zamanın kralı işçileri mi öldürecek o bina yapılmasa? Haman'ın. وَاَنْ يَتَوَقَّفَنَهُ اَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ عَلَى السَّمْرِ Ve yine arkadaşlar niye sahi olmaz? اَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ de sem'a dayanmak lazım. Bu şunu kastediyor. Şimdi buradaki Rabi Allah kastedilse isnadı e, bilmek niyeyle istiyareyi bilmek niyeyle Allah kastedilmiş olsaydı biz onun yerine er kullanılmış olsaydık ne olacaktı? Allah'a Rebiye demiş olacaktık. İlkbahar demiş olacaktık değil mi? Arkadaşlar Esmaullahu tevkifi değil mi? Allah'ın isimleri nedir? Tevkifidir. Sen Allah dini bir metinde, hadiste, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah için Rebiye diye bir isim kullanılmamışsa sen Allah'a Rebi ilkbahar diyebilir misin? Ya ama bak burada istiyare-i mekniye yoluyla biz efendim Enbetel Rabbi el bakl edersek Allah'a Rebi ismini kullanmış olmaz mıyız? Kullanırız diyor. O zaman diyor bu olmaz diyor kazvinim. Dikkat edin bunlar hepsi lazımların bütlanı üzerinden gidiyoruz. Biliyorsunuz lazım batıl olursa mezun da batıl olur. Mantık kitaplarında ayrıntılı var. Mezun batıl olursa lazım batıl olur mu? Olmaz. Bu yüzden biz bir şeyi nefret ediyorsak lazımlarını nef edeceğiz değil mi? Çünkü lazımlar nef edilirse mevzum da ortadan kalkar. Dikkat edin mevzumlar böyle değildir. Mevzumlar nef ederseniz lazımla kalkmaz. Söylüyor ve levazmu kulluha Bütün lazımlar bu zikrettiğimiz hepsi nedir? Muntefiyetun. <laughs> nef edilmiştir. Yok yani kayıptır. Ve nehu dolayısıyla da lazım olmayınca Mevzum da olmaz. Yani sekakinin iddiası olur mu? olmaz. Ve lenne o bi naharu saimun. Ha naharu saimun gibi cümlelerle de yine onun iddiası bozulur. Yani size kakinin istihareyi bilmek niye var iddiası bozulur. Niye? Çünkü e, istihareyi bilmek de bir ne var? Müşebbeh var, müşebbehun bih var değil mi? İstihare deyince aklımızda bunlar olacak. Neden? Neharu saimunla bozuluyor. ya ya'lezi ki tarafı teşbih. iki tarafı da zikredildiği için. Yani hem müşebbe hem müşebbe humbi aynı anda zikrediliyor. Halbuki istiharede birinin hasfedilmesi lazım. Yani hasfedilmeden istihare olur mu? Yok. Yani ölüm işte tırnaklarını geçirdi. Burada neyi hasfettik biz? Yatıcı hayvanı hasfettik. İneharu <laughs> usahimun dersen hem müşebbe var hem müşebbe humbi var. Cık, olmaz diyor. Dolayısıyla da burada arkadaşlar Sekçaki'nin görüşünü nef diyor arkadaşlar. Bu konuda cevaplar falan da var. Yani aslında burada sekakinin bunu kastetmediği burada kastedilen farklı bir şey olduğu burada gerçekten hakiki anlamda bu örneklerde gerçekleştiği gibi bir e, benzetmenin olmadığı dolayısıyla da kazvininin bu eleştirilerinin aslında sekakiyi bağlamadığı da söyleniyor. Fakat bunu mutavvel eserlerden okumak lazım. Bizim konumuz bu kadarı. Bizim için yeterli şu anda. Bunu bilirsek ne ala. Konumuzu da burada bitirelim. Ee, diğer dersimizde müsnedün İleyh'in hasfi konusuna inşallah başlayacağız. Müsnedun İleyh'in hasfi konusu falan bunlar e, kolay. E, biraz ilerleyince şeyde biraz zorluk çıkıyor biraz ileride. Müsnedün İleyh'in takdimi meselesi var. O biraz çetrefilli. Yani Müsnedun İleyh'in takdiminin taksis ifade edip etmemesi müsnedin taksis takdim edilmesinin e, ifade edip etmemesi meselesi var. Ama oraya kadar inşallah daha rahat gideceğiz. Arada böyle zor yerler çıkıyor. Evet burada kalalım. Ve hudavane. Elhamdülillahi Rabbil alemin.